yapıyorsun sen? Yengel oldum. Cesedi işe yaramaz. Kimci kız sağ kalmalı Bejan. Bırak kızı çıkalım. Farid bu. Şimdilik kurtuldun Timci kız. Ama sakın sevinme. Sıkacağım kafanı. Üstünü iyice arayın şunu. Başka bir şey çalmış olabilir. Tamam Bejan. Kalk kız. Kalk. Şöyle dur. Bir de fotoğraf varmış Bejan. Ver şunu. Bir de resim var Bejan. Bu benim kardeşimin fotoğrafı. Can. Geldim. Ver be. Kes lan. Al. Şah türbesine gidecek Türk askeri konvoyuna saldırdığımızda çatışma çıkacaktır. Amir'e haber ver. Adamlarını toplayıp hemen gelsin. Tamam baba. Ev boyandı, temizlendi. Bir perdelerini takacağım. Birkaç parça çeyizimi daha getireceğim. Artık yarından sonra evimiz burası olacak Amir. Evi beğendin mi Amir? Beğendim Nergis. Artık beni sevmiyor. Benimle evlenmek istemiyorsun gibime geliyor Amir. O nasıl söz Nergis? Sen benim canımsın. Bak bugünlerde kafam karışık. Affet beni. O Farid yüzünden oluyor değil mi? Amir, ben Bejan. Devam et. Farid'in emri. Adamlarını topla, hemen kampa gel. Tamam Bejan. Geliyorum. Ya oğlum ben bir arasam mı? Ha? Ya dediği şeye bak Yağız olan yapma öyle bir şey olur mu ya? Ya oğlum yalnız bıraktık kızı. Ben hiç rahat değilim ya. Bak Şahin aslında ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Arayarak başını derde sokma şimdi kızım. Koçum. Kaç seferdir kaş yapayım derken göz çıkarıyorsun. Aslında eli kesilmemiş. Buna şükredelim tamam mı? Hem sen merak etme. Aslı sağlam kızdır. Nerede olduğunu öğrenip bizi arayacaktır. Tamam komutanım. Yuva Anka 1. Süleyman Şah Türbesi'ne değişim için intikal eden birliğin geçeceği yola iniyoruz. Bilginize. Birliğin geçeceği yolu uydudan takibe aldık. 2-3 bölge var Serdar. Birlik oralarda Farid'in adamlarının saldırısına açık. Süleyman Şah'taki birliğin değişimi 2 saat ertelendi Serdar. Farid'in saldıracağı yerleri bulmanız için bu size zaman kazandıracaktır. Anlaşıldı komutanım. Haritanı aç Serdar. Doktor, haritayı aç. Tamam, harita. Serdar, birliğin geçeceği yol üstünde Kesep bölgesinde kuzeyde Karasu köyü var. İşte şurası bak, burası. Komutanım, köye yakınız. Gelen istihbarata göre köyde sivil halk görünümünde çok sayıda Kudüs ordusu militanı varmış. Kritik noktalardan biri orası.
Ayrıca Aslı'yı da o köyde tutuyor olabilirler. Kontrol edin Serdar. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. İstihbaratı veren muhbir köyün yakınlarında sizi bekliyor. Onunla buluşun. Geç şöyle. Aga, geldik, muhbir bu arkadaş. Görünürde sadece sivil köylüler var. Köydeki siviller aldatmaca komutan. Onların hepsi Kudüs ordusunun adamı. Tamam işte. Albay bu köyde dedi Aslı. Girelim köye. Şahin, öncelik Süleyman Şah Türbesi'ne gidecek birlik. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok komutanım. İblisin esiri oldu zaten. Amir. Farid çağırdı Nergis. Süleyman Şah Türbesi'ne giden Türk birliğini vuracağız. Etme Amir. Öbür gün düğünümüz var. Sen karışma Nergis. Düğüne yetişirim. Sen git anamla kal. Onlara göz kulak ol. Başımıza bela yağacak o Farid yüzünden. İkişerli gruplar halinde köye giriyoruz. Ali, siz Mustafa ile geride kalıp arkamızı kollayın. Emredersin. Sen de burada kal. Şahin, bana bak aslanım. Ben şu anlık burada senin komutanın değilim. Sinirlerine hakim olamayacaksan, işi gene batıracaksan bana söyle.
Söyle bana ki tedbir alayım. Ben orada devletim için, bayrağım için bir mücadele giriyorum, tamam mı? Eğer aklım sende kalırsa mermim yerini bulmaz. Şahin, ben şimdi sana sırtımı rahat dönebilecek miyim? Sana güvenebilecek miyim kuşum? Hı? Komutanım, ben ne yaptığımı da ne yapacağımı da iyi biliyorum. Merak etmeyin. İnşallah kuşum. İnşallah. Doktor. Dumbari terörista, leşker Kudüs hessim. Ben nemedanım, ben nemedanım. Ne diyor Nazı? Bilmediğini söylüyor Sardar. Kimse yok komutan. Hadi çıkıyoruz. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Bakalım sana bir çağırız. Tamam o, sana güven. Hadi bak. E peki çocuklar iyi mi? He? E hey, Mustafa tut. Barana kuşu. Gel lan buraya. Geç. Barana ne? Barana kuşu. Tamam dur. Barana kuşu. Tatnaz'a. Başıma karin ederim. Dumbarış terörist de. Leşkeri kutsasın. Derin. Rus da terörist değil. Ne diyor lan bu? Köyde terörist yok diyor. Yani sade vatandaşım ben diyor. Yalan söylüyor. Bana bak lan. Konuşmazsan gebertirim seni. Bunların elinde bir kız var. Nerede bu kız? Nerede tutuyorlar? Konuş lan. Konuş. Nerede kız? Bana da kuşun yapmayın ne olur. Vallahi bilmiyorum. Bana da kuşun. Yaz oğlan. Zaten durumun iyi değil. Bence şansını fazla zorlama. Abi Aslı. Aslı ne yapıyor şimdi sence? He? Ulan ne çabuk sildiniz lan siz Aslı'yı. Laf silmek yok. Karım abi o benim. Karım. Karımı silemem ben, anladın mı? Bana ne güzel. Aslı'nın nerede olduğunu söyleyeceksin. Şahin. Ya tamam yeter uzattın. Bak burada görevdeyiz, tamam mı? Seninle mi uğraşacağız yoksa işimizi gücümüzü mü yapacağız ha? Tamam abi. Ne? Utanma sen de git, tamam. Ben karımı tek başıma bulurum. Sizi tutan yok. Bana bak lan. Yalan söylüyorsun sen. Konuş. Nerede lan Aslı? Ha? Kudüs ordusunun yerini de Aslı'nın yerini de söyleyeceksin lan. Vallahi bilmiyorum. Allah deme. Konuş. Yeter abarttın. Yeter. Yaz olan abarttın ha sen de. Gel kardeş gel. Hadi gel korkma. Sen de kalk. Ananı al evinize gidin, korkmayın hadi. Yaz olan. Yeter tamam mı, bir sakin ol. Abi olmuyor olmuyor. Karım ellerinde, anladın mı? Sakin makin olamıyorum. Kesin. Ağlamayın. Hemen haber vermeliyim. Abbas acil. Devam et. Türk askerleri geldi. Kudüs ordusunun savaşçılarını arıyorlar. Ağla doğru geliyorlar. Tamam. Türkler bizi arıyormuş lan. Buraya geliyorlar. Gelsinler bakalım. Hadi saklanalım. Thank you.
Yazı olan buralarda kimse yok. Haydi gidelim. Ya Yağız oğlan tamam yeter, delik deşik ettin adamları ya. Biliyordum. Buradalar. Aslı da burada. Ya Yağız oğlan bir dur ya. Koşun la hadi. Doktorla Şahin çatışmaya girdiler. Kudüs ordusu ortaya çıktı Nazar. Şahin beni utandırma. Allah aşkına beni utandırma. Hadi. Ana! Ana ateş edildi. Ateş mi edilmiş? Ana! Kim ateş etti? Ateş edildi. Ordu amirler geliyor. Aha! Kim bunlar baba? Ne istiyorlar? Bilmiyorum kızım. Kudüs ordusunun adamlarını arıyoruz. Gir içeri gir. Onlar gir. Nerede? Gir içeri. Neredeler? Yağız oğlan dur. Yağız dur. Yağız bahriye dur. Bir sakin ol ya. Ya Allah aşkına sen. Kırın bu şerefsizlerin elinden. Çıkın. Neredesiniz lan? Orada siviller var orada. Biri karşılık verecek olursa ortalık karışır. Şahin. Olduğun yerde kal. İki terörist saldırdı komutanım. Kudüs ordusu burada. Aslı burada. Yürüyün hadi yürüyün. Şahin olduğun yerde kal. Şahin bu bir emirdir. Tepede söylediklerimi hatırla Şahin. Hayır. Ben orada devletim için, bayrağım için bir mücadeleye giriyorum, tamam mı? Eğer aklım sende kalırsa memnun yerini bulmaz. Şahin, ben şimdi sana sırtımı rahat dönebilecek miyim? Sana güvenebilecek miyim kuşum? Hı? İndir silahı, indir. Akayı daha da çıldırtma. Hadi İrek. Haydi, haydi. Sen. Doktor, bak şunlara. Söyledim.
yetiştim oğlum. Aman, aman. Rab zaman, Rab zaman, aman, aman. Sen de kalmasın dedim. Sırtımı sana dönebilecek miyim dedim. Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın? Sivildi lan bunlar. Sivil! Aga yani... Çocuk önce sıktı. Bizim arkamız dönüktü. Sus laflar, sus! Bir dakika. Burada bir tane de kız vardı. Serdar. Şşş, tamam sakin ol, sakin ol. Sakin ol, dur. Sakin ol. Biz teröristleri arıyoruz. Sivillerle işimiz yok bizim, sakin ol. Onları öldürdünüz. Ama ilk çocuk ateş etti. Amir'in ailesini öldürdünüz. Amir bunu size ödetecektir. Amir kim? Ne oldu buna Nazan? Ölmemiş ama bayıldı galiba. Doktor. Aga. Doktor, kızı bir baksana. Bir bak kızı, bayıldı. Aga kurşun içeride. Bak organları parçalamış olabilir, bilmiyorum. Valla nabız da zayıf. Bu kızı böyle bırakırsak ölür Serdar. Ne yapalım? Komutanım, çocuklar yaralı kızı sınır karakoluna getiriyorlar. Sağlık ekibi yola çıktı Serdar. Ailenin ölümüne çok üzüldüm. Ama istihbarat bizi yanıltmış olamaz. İstihbaratı veren muhbir yanımda. Onunla ben bir konuşayım. Süleyman Şah türbesine gidecek birlik hazır Serdar. Bir an önce Kudüs ordusunun ne yapacağını bulmalıyız. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Serdar, Şahin'e dikkat edin. Artık komutana karşı koruyamıyoruz. Bir hata daha yaparsa soruşturmaya alınır. Alındı, anlaşıldı komutanım. Merak etmeyin. Verdiğin yanlış istihbarat yüzünden bir aile boşu boşuna katledildi. Benim bilgilerim doğru komutanım. Kudüs ordusunun bütün ihtiyacını bu köy karşılıyor. Kamp dedikleri eski bir fabrika. Köye yakındır. Oraya çekilmiş olabilirler. Lan oğlum, bu bilgi şimdi mi söylenir lan ha? Oyun mu oynuyoruz lan biz burada ha? Taksit taksit istihbarat veriyorsun. İşe bak lan. Bana bak bana. Anlatmadığın başka ne var? Anlatmadığın başka ne var? Sakin. Yaz oğlan. Aga barut fıçısı gibi, tamam mı? Bu sefer böyle biraz alttan al. Heh. Hepimizin kelle koltukta. Ama kör sağırız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Komutan. Bana işim bitti, senin de gideyim. Ama böyle etme. Yani sonuçta... Nerede o kamp dedikleri fabrika? Hemen bizi oraya götür. Hadi çabuk ol. Uzman, o çocuğu hep göreceksin. Artık rüyaların masum olmayacak. Durun! Benim köyden azat! Köyden azat! Köyü Türk askerleri bastı.
Farid'e diyeceğim var. Onu arayın hemen. Baba, ne bekliyoruz hala? Yerlerimizi alalım. Sakin ol tavus kuşum. Türklerin sınırdan geçtiği bilgisi gelmeden yerlerimizi alırsak dikkat çekeriz. Birlik şimdiye kadar sınırı geçmediyse bir terslik var. Kimsin? Köye mi saldırdılar? Ne oluyor baba? Kim? Hangi köye saldırmışlar? Türkler senin köye baskın vermiş. Sivillermiş. Aileni öldürmüşler. Ne? Nergis. Amir. Bırak gitsin. Çekil. Kim bu Türkler? Sungurlar olmasın sakın. Şimdi anlarız baba. Zeynel. Evet. Hep entrik alıp pislik zamanlarda arıyorsun ya. Alo efendim, ne var gene ya? Doktor benim, Bejan. Ya Bejan sen miydin ya? Niye şaşırdın doktor? Telefon numaranı avcuma sıkıştırmıştın ya. Ya şimdi senin arayacağım benim aklıma gelmedi ki yani. O yüzden oldu. İlçeye indim, parktayım. Aklıma düştüm. Gel gezelim biraz. Valla burası da çok güzel ha valla. Keşke orada olsaydım ama burası da hava mis. Ormandayız. Şahane. Arkadaşlarla piknik yapıyoruz. Şey yapsak, yarın bulursak acaba? Doktor, bana yalan söylüyorsun. Yoksa başka biriyle mi berabersin? Ney? Ya öyle şey olur mu? Tövbe de ya. Gerçekten sana hiç yakıştıramadım ha. Ya ben şu an görevliyim. Görev icabı olduğu için ona piknik diyerek şey yaptım ben sana. Neredesin, neredesin doktor? Ya böyle ulu orta sorulur mu? Bakayım bakan var mı? Suredeyiz kı. Tamam doktor. Sonra ararım ben seni. Bak bir şey diyeyim mi? Vallahi ben de senin telefon numaranı kaydettim ha. Yani ben de seni ararım, mesaj falan atarım yani. Kapattı mı ya? Ya saf ya. Of. Sen nereden çıktın karşıma ya? Ay. Doktor. Şşş, ne yapıyorsun oğlum burada? Ya sorma, kelebekler doluşmuş. Karnımın içinde kelebekler uçuşturuyor. Acayip bir şey ya. Köyü basan sungurlar baba. Nereden öğrendin? Timin içinde bir salakla bağlantım var. Ne işleri var burada? Yoksa konvoya saldırılacağı istihbaratını mı aldılar? Onlar Timci kızın peşindeler baba. Hemen kampı ara. Aslı'yı çıkarsınlar oradan. Vahap, dinle beni. Türk Timi kampı basacak. Aslı'yı çıkarın oradan. Ya söyle. Ne oluyor be? Ne ya oluyor ya? Sen. Manyak mısınız? Delirdiniz mi siz? Bıraksana. Ya, dur. Ya. Ne oluyor? Hadi çık oğlum. Yürü. Hadi la çabuk olalım. Türkler gelmeden çıkartalım şunu hadi. Ya. Türkler geliyor la, Türkler geliyor. Türkler geliyormuş hadi koş. Koş. Şuraya saklanalım hadi. Hadi in. İn hadi. Thank you.
sesini çıkartırsan seni gebertirim, anladın mı? Aga, ortada kimse yok. Yuvalar burası doktor. Bunlar trenden çalınan sandıklar. Aslı sandıklardan bahsetmişti. O zaman burada Aslı komutanım. Hadi. Arayalım çabuk, hadi. Yalnız ola, dikkatli ol. Sen burada kal. Nasıl? Yok burada. Bu düğme. Baksana doktor. He? Demek Aslı'yı burada tutuyorlardı. Burayı hücre olarak kullanıyorlar. Formasının düğmesini bul. Çevreye bir göz at. Dikkatli olun. Tamam mı? Bir yere saklanmış olabilir şerefsizler. Tamam komutan. Haydi. Dinlemedeyim komutanım. Birlik hareket etti Serdar. Konvoy sınırı geçiyor. Konvoya neden saldıracaklar komutanım? Henüz bir sonuç alamadık. Süleyman Şah'taki nöbet değişimi daha fazla ertelenemedi Serdar. Konvoyu araçla takip etmekten başka çaremiz yok komutanım. Şuraya da bir bakalım. He? Bak bak. Doktor, hadi çıkıyoruz. Tamam aga. Tamam abi. Biraz sola. Ya Zola, ne yapıyorsun acaba burada? Ya bir bakayım şuraya, dur. Ya oğlum, hala mı aklın geldim, başına tamam. Gelmedi? Agayı fazla zorlama, yürü. Naz'a, hadi çıkıyoruz. Serdar, şuna bir baksana, dolapta buldum. Burası bir türbe. Yolu da işaretlenmiş. Bu Aslı'nın fotoğrafını çekip gönderdiği kroki. Evet, ama bu farklı.
Bak, bir yerleşim yeri işaretlenmiş. Dikkatli bak. Doğru. Bak, ana yoldan geçen konvoy çizilmiş. Çevresinde de üç ayrı nokta işaretlenmiş. Üç aracı silahla cephane yüklemişler Serdar abi. Bu üç noktadan saldıracaklar konvoya. Hadi oraya gidiyoruz. Sessiz olsana lan. Bir ses duydum. Ya Yağız oğlan ses geldi, hadi ya. Gerçekten bir acayipsin ya. Hadi yürü. Vallahi ses hadi. Vallahi sapattı bu çocuk. Şahin'im gitme. Bırakma beni. Tamam. Anlaşıldı. Saldırı için yerlerinizi alın. Hemen araçlara. Çıkıyoruz. Herkes yerini alsın. Tekinizi sağ bırakırsam. Gözüne dolar geldi. Garip sılay andıkça. Yaş gözüne dolar Hadi. Konvoydan önce
önce oraya yetiştirmemiz lazım. Acele edeceğiz. Tamam bakalım. Yuvasına abi. Abi ölecek miyim? Tamam. Abi canım yanıyor. Ölüm söylemiş. Atalardan almış öğüt. Büyük Gümrücan. Bugün yıllardır beklediğim gün. Ailemin katilleriyle hesaplaşma günü. Sılasına döner gelir. Yarinden ayrılan yiğit. Ölüm olup yağacağım ben üstümüze. Sılasına döner gelir. Dikkatli olalım. Her yeri arayacağız. Sen burada kalıyorsun. Tamam komutan. Yuva Anka 1. Devam et Serdar. Konvoyun geçeceği yol üstünde savaştan boşalmış az sayıda sivilin yaşadığı Baha kasabasındayız. Konvoya burada pusu kuracaklar. Baha kasabasına odaklanalım. Emredersiniz komutan. İlyas, konvoyla irtibat kurun. Emredersiniz komutan. Konvoy Baha'dan ne zaman geçecek öğrenelim. Merkezden konvoya. Konvoy o kasabaya 15 dakika mesafede Serdar. Bu süre zarfında Kudüs ordusunu bulmak zorundasınız. Allah'ın izniyle bulacağız komutanım, merak etmeyin. Aga durun. Ne oluyor lan? Bu ne ya? Kuvan toplarını peş peşe ateşlemek için düzenek hazırlamış şerefsizler. Çakallar. Hadi diğer araçları da bulalım. Konvoy göründü. Ben emir vermeden kimse ateş açmayacak. Hazır olun. Emrini bekliyoruz beycan. Bunların ne işi var mı? Çarpmadan dolayı düzenek harekete geçmiş. Havanlar ateşlenecek. Ya tamam işte, durduralım komutanım. Bırak. Bomba içinde patlar. Ya vaka içinde patlasın da ya gider bizim konvoyu vurursa? Çarpmanın etkisiyle yönü değişti. Arazide patlayacak bu bombalar. Beşan, ne oluyor? Ne bu saçmalık ha? Bilmiyorum baba. Bu aptal herifler ne yaptılar anlamadım. Yasın buralar bunlar. Ulan başım bela oldunuz be.
Beşan. Çık oradan Beşan, çık. Doktor Şahin, kız sizde. Tamam ağa. Dur. Dur. Doktor, sen arkadan dolan, ben peşinden gidiyorum. Doktor, çabuk ol. Roketçi burada bir yerde sıkıştı. Yakalanacağım ben. Kahretsin. Baba, sıkıştım burada, yakalanacağım. Beni bunlara bırakma. Beşan, çık oradan. Beşar'la iki adam seni oradan almaya geliyor. Aslı bu. Doktor, Aslı'yı gördüm. İki adamdan kaçıyorum. Aşağı sokağa gidiyorum ben. Ne yapıyor bu manyak be? Beşar. Benim lan Beşar. Dikkat et, bitimci peşinize takılıyor. İndirin şu salağı. Yavrum! Yavrum lan nereye? Ya Zelal, ne zamansız bir kadınsın acaba sen ya? Alo, ne var Zelal? Doktor, benim Bejan. Bejan? Sen misin kız? Sesin gelmiyor. Doktor, sesim gidiyor. Telefonu çekmiyor. Bir dakika. Tek çizgi. Dur, gideyim bir açıklığa çıkayım, dur. Dur. Bejan, açıklığa gideyim. Açıklık da kesin çeker. Çekiyor mu şimdi? Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Neredesin? Ne yapıyorsun acaba? Ne yapayım işte? Seni özledim de bir arayayım dedim. Ya vallahi bak, ben de özledim ya. Hiçbir şey diyeceğim. Benim şimdi işlerim var. Onları halledip döner dönmez buluşak, olur mu? Tamam mı Beşe? Sesini duymuyorum doktor. Sonra konuşalım. Alo. Oh. Lan çekmiyor bu ya. Doktor, neredesin? Doktor, çabuk gel. Etrafımız ardı. Yaz oğlan, bekle. Ay! Neredesin lan? Sıkıştın burada. Çabuk gel. Hayır! Aslı, hayır!
Ne yaptın sen doktor? Aslı'yı vurdun. Aslı. Nasıl olur? Gözü oğlum. İyi misin sen oğlum? Aslı sandım ben. Yok değil, ne alakası var ya? Terörist o ya. Hadi gel kalk. Kızı kaybettik, hadi dönelim hadi. Komutanım, yol temizlendi. Konvoy geçebilir. Anlaşıldı Serdar. Aslı'yı ne yaptınız? Olumsuz komutanım. Aslı'yı hala bulamadık. Kudüs ordusunun açık hedefi haline geldiniz. Hemen çekilin. Alındı, anlaşıldı komutanım. Konvoy geçsin. Biz dönüyoruz komutanım. Kızı bulamadık komutanım. Ya kaçıp gitti ağa. Çıkıyoruz. Hadi çıkıyoruz doğru sınıra. Komutanım, Aslı? Şahin, sabret koşun. Bulacağız Aslı. Ya bir bakayım şuraya, dur. Ya oğlum, hala mı aklın başına gelmedi? Geldim. Akayı fazla zorlama, yürü. Beni bulamayacaklar. Allah'ım yardım et ne olur. Senin yüzünden operasyon battı Timci kız. Geberteceğim seni lan. Nerede bu Timci? İçeride. Allah'ım ne olur bana yardım et ne olur. Onları bulmama yardım et ne olur. Senin yüzünden operasyon bastılar. Operasyonu ihbar ettin onlara. Konvoya saldıracağımızı sen söyledin. Gebertirim nasıl? Öldürürüm. Öldürürüm lan seni. Demiştim sana değil mi? Gebertirim demiştim sana değil mi? Nöbetçiler! Dışarıya atın bu pisliği. Mezarını kaz Timci kız. Mezarını kazıncaya kadar zamanın var. Yok kazmazsan seni hemen öldürürüm.
Bu mezara seni gömeceğim lan. Amir. Oğlum. Annem, babam, kardeşim. Hepsi bu çukurdalar. Nergis'im. Evleneceğim kadını kaçırdılar. Kim bu katiller Farid? Kim bu Türkler? Kendilerine sungurlar diyorlar. Benim oğlumu da bunlar öldürdü. Önlerine çıkanı çoluk çocuk demeden insafsızca öldürüyorlar. Nerede bunlar? Söyle. Söyle, hepsini geberteyim. Söyle. Bütün operasyonu mahvettiler. Türkiye'ye döndüler. Nişanlında ellerinde tabii. Sana yardım ederim amir. Gereken desteği veririm. Git nişanlını ellerinden al. Nergis'im için. Değil sungurları ortadan kaldırmak. Dünyayı yakarım. Dünyayı. Görsünler. İntikam nasıl alınırmış. Görsünler. Doktor yarasının önemli olmadığını söyledi. Aha, yok ya, olur mu? Ben kızı kontrol ettim yani. Bunun durumu hiç iyi değildi yani, kötüydü. Ya doktor, kız şoka girmiş. Sakinleştirici vermişler. Kısa zamanda iyileşilmiş. Başına nöbetçi koyalım. Kızın Kudüs ordusuyla bağlantısı olabilir. Nöbetçi şoför benim. Göreceksiniz lan siz. Göreceksiniz. Kükünüzü kazımaya gelin. Nergis'imi almaya gelin. Neredeyim ben? Tamam tamam, korkma. Türkiye'deyiz şimdi, hastanedesin. Bayıldın, buraya getirdiler seni, tamam mı?
Abi ölecek miyim? Tamam yavrum, tamam. Abi canım yanıyor. Bak, ilk ateş eden o çocuktu. Ben kendimi korudum. Sen de gördün. Neden köyümüze geldiniz? Ne istediniz bizden? Amir'le evlenecektik. Öbür gün düğünümüz vardı. Amir bunu yanınıza koymaz. Bulur sizi. Bunun hesabını sorar. Bak, ben Amir falan tanımam. Ben evliyim. Kırımı da Kudüs ordusu kaçırdı. Onun için o köydeydik. Askerlerimize haince bir saldırı planı hazırlanmıştı. Saldırıyı da durdurduk. Askerleri kurtardık. Ama karım hala ellerinde. Zamanı geldi artık. Ne duruyorsun? Kazmaya devam etsene. Durma, devam et. Üf, bağırma be. Yorulduk herhalde. Aslı bu işte. Gördün mü hiç köyde onu? Ben inan o çocuğu isteyerek vurmadım. O çocuğun görüntüsü gözümün önünden hiç gitmeyecek. Acısı yaşadığım sürece bende kalacak. Hem bak, seni buraya tedaviye getirdik. Yani zorla tutmuyoruz. İstediğin an komutan seni bırakır. Evleneceğin adamı sevdiğin belli. Sevginin ne demek olduğunu biliyorsun. Ben karımı seviyorum. Bak, eğer bir şey biliyorsan ne olur söyle. Ha? Bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Ben de nefret ediyorum o Kudüs ordusundan. Nişanlımı aldılar elimden. O Faret düzenbazı her yerde amiri kullanıyor. Nişanın Kudüs ordusundan mı? Ne bakıyorsunuz lan? Kapatın şunun üstünü. Ne yapıyorsun Bejan? Simci kız firar etmeye kalktı baba. İki adamımızı öldürdü. Ne yani, cezasız mı kalsın? Yaşıyor. Çıkarın hadi çabuk. Tamam komutan. Sen de git Sıhhiye çağır. Tamam komutan. Baba, niye kurtarıyorsun kızı ya? Bırak gebersin. Timci kız sağ kalacak diye emir verdim sana. Bir daha söyletme bana. Anladın mı? Ne özelliği var bu kızın? Çocuk gibi davranma Bejan. Daha
Daha önce de söyledim sana. Ölüsü işe yaramaz. Zamanı gelince sungurlara karşı kullanacağım. Hadi çıkarın hemen. Çabuk getirin içeri. Tamam komutan. Kimsin? Alo. Dejan. Kız benim doktor. Ne istiyorsun doktor? Ya kız ilçeye gel ilçeye. İlçedeki parktayım ben. Hadi buraya gel de buluşak tatlım. Gelemem. Ya acaba sen niye bana böyle ters konuşuyorsun ya? Yoksa tatlım bana mı kızdın Dejan ya? Bana mı kı? Ama hiç yakıştıramıyorum ha. Hadi parka gel. Hadi gel tatlım. Beni duyuyor musun tatlım? Dejan. Tatlım. Tatlım. Dejan tatlım telefonu kapattı. Sağır mısın doktor? Anam Zelal'im gelmiş yola. Ay Zelal'im ya vallahi sarılayım bir. Boşanana kadar da mı sabredemedim? Yazıklar olsun sana be. Ya hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Aa, olur mu bana bunu nasıl yakıştırıyorsun? Ya o kız istihbaratçı tamam mı? Şimdi bizim Aslı'nı biliyorsun. Aslı'nın durumları yani gerçekten hiç iyi değil. O yüzden ben onunla buluşacağım. Onunla ilgili böyle Aslı'yla ilgili istihbarat alma falan işleri biliyor musun? Ya bir şey diyeceğim Zelal. Sen bence bizim bu ayrılma işlerimizi bir daha düşün. Gözden geçir. Çünkü bizim aramızda daha değişik bir şey var yani. Mesela şöyle yani sen kartsın. Ben de karttan adamım. Yani ikimiz arasında böyle acayip bir birliktelik anlamında bir örnekliyim dedim. Tam da olmadı ama yani ayrılamayız manasında. Ya çocuklara bak beni nasıl özlemişler ya kuzular. Ya yok doktor. Bak kar mar yok etrafta. Bahar geldi bahar. Ya. Baba. He. Eve gelecek misin artık? Seni çok özledim. Bak çocuğu görüyorsun değil mi bak. Gelmeyecek kardeşim. O annemizi aldattı. Lan. Bunlar ya lan. Yok yavrum. Gözüm öyle bir şey yok. Abin azıcık anayın dolduruşuna gelmiş. Onları sen unut. Geleceğim. Kardeşin Ayçiçek'le güzel oynayın evde. Sen neyse kardeşinle. Doktor neyse uzatma. Biz Zela'yı ziyarete geldik zaten. Kalmayacağız. Hadi çocuklar yürüyün gidelim. Kuzucuklar. Hadi. Hadi ama kuzucuklar. El sallı. Gel. Gel. Ya ben ne yapacağım acaba şimdi ya? Öf. Ne oldu doktor? Ne bu halin? Ya yaz oğlan sorma ya. Yakalandık ya. Orada tatlım diyordum. Zelal'e yakalandım. Artık Zelal daha eve dönmez ki ya. Ben ne yapacağım oğlum şimdi? Duramadın değil mi yine? Yok duramadım. Neyse geç beni ya. Sen ne yaptın o işleri? Kız konuştun mu? Ne yaptı Aslı'nın yerini biliyor mu? Yok bilmiyorum. Ama nişanlısı varmış doktor. Kudüs ordusuna çalışıyormuş. Adı amirmiş. Amir. Kolay gelsin. Sağ ol. Ülkemizin dışında bayrağımızın dalgalandığı tek vatan toprağımız Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi'dir. Ona el uzatmaya çalışacak hainlere gereken cevap her zaman verilecektir. Nöbet değişimi sorunsuz gerçekleşti. Allah sungurlardan razı olsun sen. Sağ ol. Komutanım, ancak Aslı'yı hala bulamadık. Aslı'nın yerini bulabilmek için bölgedeki bütün muhbirlerle bağlantı halindeyiz. Ancak Aslı ile ilgili bir ilerleme sağlayamadık. Ölseydi mutlaka haberimiz olurdu. Yaşadığına göre Farid'in bir planı vardır. Mutlaka Aslı'yı bize karşı kullanacaktır.
Şahin perişan durumda komutan. Özellikle o çocuk olayı iyice perişan etti. Serdar. Şahin'le konuş. Eğer psikiyatrist desteği isterse... Sanmam komutanım. Psikiyatrist Yusuf'tan sonra yanaşmaz. Bence haklıdır. Komutanım. Komutanım. Sınır karakolundan bir faks geldi. Bir nöbetçi bayıltılmış. Bir subay üniforması, bir de cip çalınmış. Subay üniforması. Komutanım, sınır karakolu Farid'in faaliyet bölgesine yakın. İntikam için geliyorlar. Silahlı kuvvetlere ve resmi kurumlara saldırı olabilir. Doktor. Aga bu Şahin'in dediğine göre hastanedeki kızın nişanlısı Amir Kudüs ordusunun önemli bir elemanıymış. O zaman kıza gelecektir ha? Ya doktor, kızı yalnız bırakmasaydınız. Ya olur mu, hiç onu yalnız bırakır mıyız ya? Bizden başına onun 4 tane adam koydu. Aga, benim fikrime göre bence biz bu Amir denen elemanı yakalarsak o bizi hastaya götürür. Komutanım, bir ihbar var. Bunu dinleyin. Sesi dışarı ver. Emredersiniz. Adliye binasına bomba koydum. Kudüs ordusu Sungurlardan intikamını alacak. Şerefsizler. Serdar, derhal gidin. Bu alçakların bombayı patlatmasına izin vermeyin. Emredersiniz komutanım. Hadi. Allah yardımcınız olsun. Memur bey, bulundun mu bomba? Arıyoruz ama henüz bulamadık. Ya bu asılsız ihbar falan olmasın? Bilmiyoruz. Doktor. Hay Allah ya. Ya ağa bu. Ben bir adamın hızla kazan dairesinden çıktığını gördüm komutanım. Kazan dairesi? Nerede? Kazan dairesi nerede? Merdiveni indikten sonra koridorun o taraftan sola dön. Tamam, sağ ol. Hadi koş. Hadi çabuk hadi. Siz de durmayın, binayı boşaltın hadi. Emredersiniz yüzbaşı. Doktor,
Zaman var, bomba uzmanını bekleyelim. Aga hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok şu anda. Çünkü bu bana çok tanıdık. Hiç yabancı değil. Ben bunu 2 dakikada yaparım ya. Oradan verdi, oradan vermedi. Aman doktor. Evet. Ya doktor, dikkat et. Dikkat et. Ya gerçekten panik yapmaya yer aramasın ha. Bir rahat ol ya. Beni de stres yapmayın ya. Tamam, tamam. Gerçekten muhteşemim ya bu konularda. Hemen de buldum aga. Aha da şu kerata. Bunu kesti miydik? Bütün devreler duruyor. Hiç de bir şey yaramaz ondan sonra. Ya durmazsın? Ya doktor bir karışma. Bir uzman gelsin ya. Of ya gerçekten de telaşlanmaya yer arıyorsunuz. Bir telaşlanmayın. Bir şu doktora bir güvenin. Ne var ki ya? Tamam doktor, tamam, bak şimdi. Şunu kesti miydik? Alan doğruyor lan! Lan! Doktor ne yaptın sen? Alan! Ya ne yaptın? Ay ne geri geliyorlar? Dur sana lan! Lan ya çıkalım dur. Hadi tamam. Zaman yok, lan. Zaman yok. Hadi saklanalım hadi. Yap. Eşhüde en la ilahe illallah ve eşhüde enni Muhammeden abduhu ve resulü. Böyle mi olacaktı ya? Rabbim, sen beni affet. Baba, vallahi bombada bir aksilik var ya. Patlamadı bu. Niye patlamadı ki pislik? Serdar. Bir şey yaptım, patlamadı ki bu. Niye patlamadı ya? Acaba bir sorun mu var? Çocuklar yanlış mı döşedi acaba bunu ya? Allah Allah. Ya niye şikayet ediyorsun doktor? Niye patlamadı bu ya? Doktor ne yapıyorsun sen ya? Niye karıştırıyorsun doktor? Ya bir dakika. Abi bırak artık şunu, Allah aşkına bırak ya. Ya kafayı yere, illa patlatacak bizi burada. Anam. Ya panik yaptık. Bu C4 değil ki. Aga sahteymiş ya. Bu patlamaz ki. Kimin işi bu be? Biri bizimle oynuyor. Benim. Asubay. Karakolu soyan sensin ha? Ailemi katlettiniz. Nişanlımı vurup kaçırdınız. Amir. Nazar. Doktor. İyi misiniz? Ha? Gerçekten şu an seni acayip takdir ettim. Çelik delek giy diye bana böyle bu kadar ısrar ettin. Vallahi anladım ya. Bir daha yatarken bile çıkarmayacağım. Uf canım çok yandı Serdar. Ay! Koşun! Koşun! Bodrum'da terörist var. Çatışma çıktı. Süngürler zor durumda. Koşun! İçeriden bir asubay dışarı çıktı mı? Ha? Evet komutanım. Kapının önünde. Şerefsiz! Doktor, sen çocuklarla burada kal, tamam, tamam mı? Lan!
Nergis nerede lan? Çok mu seviyorsun lan? Ha? Ha? Seviyorum. Çok seviyorum. Ben de karımı seviyorum lan. Ne yaptınız karıma? Söyle. Komutan seni köye gönderiyor. Hazırlanırsan ben kapıdayım, tamam mı? Abi. Ben nişanlıma kavuşuyorum. Allah seni de karına kavuştursun. Aslı'yı bulacağım ben. Kararlıyım. Ölüm seni bekliyor Tunca kız. Kurtuluşun yok. Buradan çıkayım. İlk seni öldüreceğim şerefsiz. Hadi. Abi, buradan bizim köye gidilmez ki. Köyüne gitmiyoruz. Hadi. Nöbet değişimi. Çıkın dışarı. Emreder müdür. Uzanmadın mı hala şerefsiz? Yediğin dayak az geldi galiba. Hı hı, az geldi. Ha. Ne yapıyorsun be? Geç şöyle. Sus. Beni niye getirdin buraya? Al. Nişanlını ara. Ara hadi. Ara. Hadi. Sana ne yaptılar Nergis? Kimsin? Benim Amir. Nergis. Nergis'im neredesin? Timci beni sınırda bir mağaraya getirdi Amir. Ver. Ben Şahin. O inşaatta kavga ettiğin Timci. Farid'in elinde karım var. Aslı'yı getir. Nişanlını al. Sana bir saat süre. Yoksa bu kızı öldürürüm. Timci. Anamı, babamı, kardeşimi aldın elimden. Şimdi de Nergis'im. Sakın yapma. Dokunma Nergis'ime. Aslı'yı getir.
Yoksa bu kızı da gömersin. Kapat. Tamam. Annem. Nasılsın kızım? İyiyim anne. Farit'le konuşuyorduk. Bitimci kızı ısrarla öldürmek istediğini anlattı. Sen katil değilsin Bejan. Ben seni iyi yetiştirdim. İyi okuttum. Bu olaylara karışma kızım. Anlaşmamız vardı. Sen ablamı bulacaktın bana. Ben de bu işlere girmeyecektim. Ablamı buldun mu anne? Bulamadım. Şimdi ben de ablamın intikamını alıyorum. Çok aradım ama bulamadım kızım. Belki de Eslim ablan öldü. O zaman Eslim ablamın mezarını bul bana. Bejan, kızım. O halde sen de babam da karışmayın bana. Kızının yaşadığını, onun Timci olduğunu kimse bilmemeli. Sen benim karımsın Dila. Senin üzülmeni istemem. Aslı'nın iyiliği için bunu yapmak zorundayız. Sen de beni dinle Farid. Bırak Aslı'mı. Bırak gitsin. Koymuşlar beni.